Covid-19 dünyanın kabusu olmaya devam ediyor. Virüs birçok ülkede hızlıca yayılarak karantina önlemleriyle azaltılmaya çalışılsa da ülke ekonomileri ve sağlık sistemleri bu salgından derin yaralar aldı. Bugün ise en çok tartışılan konu Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların bir çözüm olup olamayacak. Biz de ülkemizde yakın zamanda uygulanmaya konulacak olan CoronaVac aşısı ve rakiplerinin son durumunu sizler için inceledik. Bu videoda aşı çalışmalarının güncel durumundan bahsedip ardından aşıların saklama koşullarını ele alarak karşılaştırmalarını yapacağız. Ve en son olarak da aşıların üretim yöntemlerinin güvenilirliği ile birlikte aşı etkinliklerini karşılaştırarak aşılar hakkında fikir edinmeniz için çeşitli bilgiler sunacağız. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, bir aşının etkinliğinin %50 ve daha fazla olması durumunda o aşının kabul edilebilir olduğunu açıklamıştı. Pfizer aşısının ilk onaylandığı bilgisi İngiltere'den geldi ve ABD'nin de bu aşıya onay vermesiyle dünyada aşı uygulamalarına hızlı olarak start verildiğini artık söyleyebiliriz. Küresel bir Covid-19 aşısı üretme yarışı devam ederken, Çin'in Sinovac firması ile çoktan yurt dışına çıkmasıyla büyük adımlar attığı görülüyor. Pekin merkezli bir biyofarmasötik şirket olan Sinovac'ın Covid-19 aşısı CoronaVac'ın Endonezya'ya 1.8 milyon doz sevkiyatı ise bu aşı hakkındaki ilk bilgi oldu. Ocak ayına kadar bu sevkiyatın ulaşması planlanıyor. Çinli aşı şirketi Sinovac yaptığı açıklamada, yıllık aşı üretim kapasitesini yıl sonuna kadar 600 milyon doza çıkarmak için yeni bir tesisi tamamlamayı planladığını duyurdu. Şirket şu anda Türkiye ve Endonezya'da klinik denemelerin son aşamasını yürütüyor, Brezilya'da ise 3. aşama faz çalışmalarını tamamlamış durumda. Uzmanlar ise aşının güvenilirlik bilgisi için 3. faz çalışma sonuçlarını bekliyorlar. Sinovac'ın deneysel aşısı şu anda Çin'de acil kullanım için onaylanmış, ancak henüz nihai pazar onayı almamış durumda. Acil kullanım altında ön saf sağlık çalışanları ve sınır personeli dahil olmak üzere Çin hükümetinin uygun gördüğü gruplara dağıtıldı. Ancak aşı geç aşama denemelerini henüz bitirmedi ve şu soruyu akıllara getiriyor. Bu Çin aşısı hakkında tam olarak ne biliyoruz? Sinovac ile diğer bazı aşı adayları arasındaki farklar nelerdir? CoronaVac, canlı bir virüsün öldürüldüğü ve ardından saflaştırıldığı eski usul bir teknoloji olan iki dozlu inaktive edilmiş bir aşıdır. Çok daha düşük sıcaklıklar gerektiren diğer bazı aşı adaylarının aksine normal bir buzdolabı sıcaklığında 2 ile 8 santigrat derece arasında saklanabilmektedir. Örneğin bunun aksine Endonezya'nın onaylı aşı üretici firması Biopharma'nın Pfizer'in aşısının lojistik ve saklama güçlükleri nedeniyle Endonezya'da tercih edilmeyeceğini açıklamıştı. Başlangıçta Alman BioNTech firması tarafından geliştirilen Pfizer'in aşısının Güney Kutbu'ndaki ortalama kış sıcaklıklarından daha soğuk olan -70 santigrat derece seviyesinde sevk edilmesi gerekiyor. Modern aşısının ise -20 santigrat derecede tutulması gerekiyor. Bu da kabaca bir ev tipi dondurucunun sıcaklığına eşit olduğu anlamına geliyor. Pfizer, aşılarını 10 güne kadar -70 santigrat derecede tutan kendi nakliye konteynerlarını geliştirdi. Aksi takdirde aşıların daha uzun süre soğuk tutulması 10 bin dolara kadar mal olabilecek kapsamlı teçhizat ağı gerektirebiliyor. Ayrıca İsveç ve İngiltere kökenli AstraZeneca'nın Oxford ile birlikte geliştirdiği aşı ise 2 ila 8 santigrat derece arasında saklanabiliyor. Bu nedenle bu durum onun dağıtımını kolaylaştırıyor. Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden doçent doktor Luo Dahai, BBC'ye verdiği demeçte CoronaVac'ın kuduz gibi birçok iyi bilinen aşıda başarıyla kullanılan daha geleneksel bir aşı yöntemi olduğunu söylüyor. Moderna ve Pfizer aşıları ise mRNA aşılar ve bu koronavirüsün genetik kodunun bir kısmının vücuda enjekte edildiği anlamına geliyor. Bu da vücudun viral proteinler üretmeye başlamasını tetikliyor. Profesör Luo, mRNA aşıları yeni bir aşı türüdür ve şu anda popülasyonda kullanılmakta olan başarılı bir örneği yoktur diye de ekliyor açıklamalarını. Aşı etkinliklerine ilişkin veriler, kimi üreticiler için şu anda paylaşılmış olsa da
faz 3 denemeleri devam eden adaylar da bulundu. Lancet Bilim Dergisi'nde yayınlanan şirketin en son kamuya açık verileri, Sinovac aşısının COVID-19'a yakalanmış insanlarda üretilen antikora kıyasla daha düşük düzeyde antikor ürettiğini gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri denemelerinde CoronaVac'ın etkinliğinin %86 olduğu belirtildi. AstraZeneca'nın verilerine ilişkin kuşku duyulduğuna dönük tartışmalar ise devam ediyor. Bu nedenle onun etkinliğine ilişkin net olmayan bir oran olarak %62 ile %90 arasındaki etkinlik değerleri belirtiliyor. Moderna, Pfizer'ın aşılarının ise %95 oranında etkin olduğu söyleniyor. Fakat Çin aşısı CoronaVac hem uygun saklama koşulları hem de üretim tekniği ile diğer birçok rakibinin önüne geçmiş gözüküyor. Siz de aşılara ilişkin yorumlarınızı yorumlar kısmında paylaşabilir, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir ve aynı zamanda kanalımızı takip edebilirsiniz.